Ve Silva'nın 3 mahallesinde şu anda. Birçok sokakta hendekler ve barikatlar var. Kanal D Haber 10 gündür sokağa çıkma yasağının uygulandığı Silvan'a girdi. Kimse var mı? Kanal D Haber'deniz, kimse yaşıyor mu evde? Tuzaklanan bombalar, kazılan hendekler, operasyon anları. Eller tetikte. Son derecede riskli bir yer. Silvan'da yaşananlar çarpıcı görüntülerle Kanal D Haber'de. Birçok nokta tuzaklanmış durumda. Tekel Mahallesi'ndeyiz. Şimdi Mescit Mahallesi'ndeyiz şu anda. Kimse var mı? Mahsur kalan var mı? Nereden? Köşeden. Tamam. Gel buraya. Gel. Ateşin nereden geleceği, nerede bomba patlayacağı bilinmiyor. Türkiye'nin gözü kulağı Silvan'da. Bugün sokağa çıkma yasağının 10. günü. Şu anda Silvan'ın girişindeyiz. Gerginlik daha girişte kendini belli ediyor. Peki o mahallelerde, çatışma yaşanan yerlerde neler var? Şimdi onu görmeye, anlamaya çalışacağız. Asker, polis Silvan'ın 3 mahallesine sızan 50 kadar PKK'lı teröristi arıyor. İlerliyoruz. Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde sokağa çıkma yasağı var ve operasyonlar da devam ediyor. Barikatlara yaklaşırken tabii dikkat etmeleri gerekiyor. Her barikatta ve hendekte bombalı tuzaklar var. El yapımı patlayıcılar var ve yüzlerce kilo olduğunu söyleyebiliriz. Bu da büyük bir risk yaratıyor. Acaba kimseyi bulabilir miyiz diye bakıyoruz ama bu evler şu anda boş. Kimse var mı? Kimse var mı? Gazeteciyiz, kimse var mı? Kanal D Haber'deniz, kimse yaşıyor mu evde? Bu ev terk edilmiş. Boş bir ev. Bu sokak güvenlik altına alınmış gibi görünüyor. Hiç sivil gördünüz mü? Kimse var mı? Mahsur kalan var mı? Burada da yok. Şimdi eve gidiyorsunuz. Evet. Şimdi, yok, şu anda bizim biraz... Burada kalamayacaksınız. Artık yok, burası yasaktır. Yasak kaldırmaya kadar biz buraya gelemiyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Geri çıkın. Girmeyin. PKK'lı teröristler sadece evleri değil okulları da karargah olarak kullandı. Yatılı bölge okulu bir karargah haline getirilmiş PKK'lılar tarafından. Burası bir gözetleme deliği. Hem ateş ediliyor hem de gelecek olan kendilerine yönelik operasyonlara karşı işte buradan gözetleme yapıyorlardı. De sokağa çıkma yasağının 10. günündeyiz. Peki ne kadar devam edecek? Sorduğumuz zaman hendekler kapandıktan sonra diyorlar. Yüzlerce, binlerce evden bahsediyoruz. Bu evlerin aranması, girilmesi, sokakların kontrol edilmesi gerçekten çok zor. Ekipler zoru başarmaya, mahalleleri PKK'lı teröristlerden arındırmaya çalışıyor. Silvan'ın hemen çevresindeki tepelerde zırhlı araçlar ve tanklar var. Amaçları da PKK'ların kaçış yollarını kesmek. Silvanlılarsa çatışmadan bıkmış durumda. Sadece barış ve huzur istiyor. Kapıların arkasında bombalı tuzaklar olduğundan şüphe ediyoruz. Onları temizlememiz için zaman gerekiyor. Biraz bize zaman verin, müsaade edin. Yok, içeri girmeyelim. Bakarız hala. Durumun nasıl değil ki? Sizin için, sizin can güvenliğiniz için. Ya vallahi barış ve huzur istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Yani...